Gece Feneri 8. bölümden herkese mutlu akşamlar. Ben Korkut Mehmet Avşar. Yine bu akşamki programda sizlerle olacağım. Konuğumuz değerli spor yorumcusu Atahan Nabacı. Atahan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Korkut Hocam. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? İyiyiz çok şükür. Böyle böyle geçiriyoruz günleri. Depremden sonra liglerin tekrar başlamasıyla biz de buralardayız artık. Gece Fener'inden devam ediyoruz. Bu hafta da sizi ağırlamak istemiştim. Kırmadığınız için teşekkür ederim. Derbi var pazar günü akşam saat 8.30'da Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek evinde. Nasıl bir maç bekliyoruz? Derbide söz sende, yorumlar sende. Yani derbinin, yani şimdi öncelikli olarak yani hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe Beşiktaş maçları genel olarak heyecanı çok açık maçlar. Çok hareketli maçlar oluyor. Çok keyifli maçlar. Ya önceliğimiz tabii ki de böyle bir maç olması, kavgadan, sinir, stresten uzak olması, sporcu sağlığını korunması. İkinci olarak maç içine bakacağımız zaman ben Fenerbahçe'nin biraz daha kontrol elinde tutacağını düşünüyorum. Hani maça Fenerbahçe yön verecek. Ama bu demek değil ki Beşiktaş da tabii ki bunu kabul edecek. Onlar da karşı koymaya çalışacaklar. Yani söyleyebileceklerim şimdilik ön olarak ya böyle diyebilirim. Yani umarım keyifli bir maç olur. Gollü bir maç bekliyor musun? Ya yani gollü bir maç bekliyor muyum? Ya bu aslında biraz o günkü oyuncuların performansına göre değişecek diyebilirim. Şimdi iki tarafa da baktığımız zaman ya Fenerbahçe yani Dünya Kupası'ndan önce bambaşka bir futbol oynarken Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir futbol oynamaya başlamıştı. Nitekim tek tük toparlanmalar var Fenerbahçe'de. Oyununda yine o hız, o tempoyu zaman zaman görebiliyoruz. Beşiktaş'a baktığımız zaman onlar da çok dalgalılar ama tabii ki de ellerinde çok büyük bir koz var. Yani Vincent Aboubakar gerçekten benim çok beğendiğim bir golcü ve o da form tutmaya başladı. Yani bu Fenerbahçe adına büyük bir handikap çünkü Fenerbahçe'nin savunması hepimizin bildiği gibi ağır bir savunma ama buna rağmen Jesus'un oyun planı gayet riskli bir oyun. Yani yediğimizden fazlasını atalım oyunu. Ya yani bu bakımdan söylediğim gibi Valencia gününde olacak, Aboubakar gününde olacak yani bunlar çok fazla etkileyecek maçı. Peki Valencia'nın bir sakatlığı vardı milli ara öncesinde. Derbiye yetişmez yorumları yapılıyordu. Dün gelen bilgi sonrası Valencia derbide oynayabilecek. Fenerbahçe adına da şüphesiz sahanın en önemli isimlerinden birisi hücum hattında Valencia olacak. Valencia'nın yanında sence derbide kim oynamalı? Kimi görmeli sahada? Pedro mu, Serdar Dursun mu? Ya Valencia'nın yanında ben şahsen Rossi'nin oynayacağını düşünüyorum. Hani sürpriz bir şekilde. Ya bunun en büyük sebeplerinden biri de şu. Serdar Dursun'un çok fazla maç eksiği var. Ya tamam takımla çalışıyor, antrenmanlara katılıyor ama hani maç temposunu yakalamak çok farklı bir olay ki yani benim şöyle savunduğum bir olay vardır. En iyi antrenman maç yapmaktır. Ya Evet. Serdar Dursun bu konuda biraz geride. Pedro'ya baktığımız zaman yani çok büyük talihsizlikler yaşadı gerçekten. Sürekli sakatlandı ki normalde sakatlığa yatkın bir oyuncu da değildir. Hani İtalya zamanlarında onu takip edenler biliyordur. Ya bundan dolayı ben Rossi'nin başlayacağını düşünüyorum Valencia'nın yanında. Peki Fenerbahçe mutlaka yine maça her zamanki gibi o istekli oyunuyla başlamak isteyecektir. O önde presse taraftarını da arkasına alıp Beşiktaş sizce nasıl bir reaksiyon verecek? Geriye mi çekilecek? Yoksa Beşiktaş da aynı şekilde karşı hücum yaparak yine presli futbolla mı cevap vermeye çalışacak? Şenol Güneş'ten nasıl bir oyun bekliyorsunuz Fenerbahçe'ye karşı bu anlamda? Ben Beşiktaş'ın orta sahada presle Fenerbahçe'ye karşılık vereceğini düşünüyorum. Ya çünkü ya baktığımız zaman az önce söylediğim gibi Fenerbahçe arkada oldukça büyük boşluklar veriyor ve savunması ağır olduğu için de zaman zaman bu boşlukları kapatamıyor. Ya bundan dolayı orta sahada Beşiktaş'ta Gedson burada ön plana çıkacaktır. Dinamizmiyle kesinlikle gününde olursa Beşiktaş'a çok büyük katkı verecektir. Bunun yanında Salih Uçan gerçekten inanılmaz bir sezon geçiriyor. Pasları olsun ve fizik kalitesini de arttırmış durumda. Ya yani bu iki oyuncuya kesinlikle dikkat etmemiz gerekli. Yani Beşiktaş tarafında en çok tedirgin olduğum isimler oyuna Beşiktaş'ı ortak etme konusunda Gedson ve Salih. Gedson ve Salih. Fenerbahçe'nin maçı savunma dörtlüsünde Osayi, Samet, Salahi ve Ferdi dörtlü savunmayla çıkacağını duyduk.
Belki bir sürpriz üçlü savunmada çıkabilir. Önce şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a karşı üçlü savunmayla mı oynamalı, dörtlü savunmayla mı oynamalı? Yani şöyle söyleyeyim. Üçlü savunma normal şartlarda biliyorsunuz Fenerbahçe'ye çok eleştirilen bir konu. İşte neden üçlü Evet. oynuyorlar? Açıklar daha da artıyor ya da nasıl desem üretimde sorun yaşanıyor falan. Ya ben buna çok fazla katılmıyorum. Ya yani hele rakip Beşiktaş olduğu zaman kesinlikle katılmıyorum. Cenk ve Gezal Beşiktaş'ta büyük ihtimal sol ve sağ kanatta olacak diye düşünüyorum. Ya bu oyuncuların ilk özellikleri sprinter yani oyuncular değiller. Ya bundan dolayı ben boşluklardan Fenerbahçe mesafeyi uzun tuttu, geniş tuttu sürece faydalanabileceklerini düşünmüyorum. Ya bu bakımdan dolayı bence dörtlü de çıksa, üçlü de çıksa bir problem olmayacaktır. Hatta üçlü çıksa daha bile iyi olur diyebilirim. Çünkü Ferdi'nin sol bekteyken tam tersine sol kanat bekte çok daha iyi performansları var. Ya bu bakımdan Ferdi oyuna katma amacıyla ki Beşiktaş'ın savunmasında da problemler var. Burada hani sürekli Fenerbahçe'yi anlattık savunma ağır tarzında ama yani aynı sorunlar Beşiktaş'ta da var. Mesela ara transfer döneminde İtalya'dan getirdikleri Kolay oldukça ağır bir oyuncu ve aynı şekilde Masuaku'nun da zaman zaman aksadığını görüyoruz. Ya bu yüzden üçlü çıkmakta, dörtlü çıkmakta ya ben kesinlikle formasyonun maç içinde hani bir direkt katkı yapacağını ya da zarar vereceğini düşünmüyorum. Peki dörtlü çıkarsa Salahi'nin yanında Serdar Aziz mi oynamalı? Samet Akaydın mı sizce derbide? İsim isim Ya bakacak olursak. bence Samet oynamalı. Samet daha sağlıklı bir futbolcu. Serdar aynı şekilde o da çok şanssızlıklar yaşıyor. Ya bu yüzden Samet'in oynaması daha iyi olur ki yani ben Samet transferine şahsen çok ön yargılı bakan bir insandım. Ama seviye maçlarında şahsen bence geçer notu aldı. Hiç de fena değildi. Ya bu yüzden bence bu maçta da formayı hak ediyor. Ya Samet için şöyle Adana Demirspor'dayken de takip ediyordum. Ben yaklaşık 2-3 yıldır takip ediyorum Samet'i. Fenerbahçe'ye geldiği gün yazmıştım. Hani bu çocuktan iyi şeyler bekliyorum diye. Geçen sene Trabzon maçlarındaki defansif hatalarıyla ön plana çıkmıştı. Hatta kendisi de Trabzonlu olduğu için belli başlı ithamlara maruz kalmıştı. Bu zaten günümüz futbolunda var maalesef böyle şeyler. Ben Samet'in ilk geldiği gün aynen şöyle bir paylaşım yaptım. Samet'i 3 yıldır tanıyorum. Çok efendi, çok karakterli bir çocuk. Evet, bonservis bedeli fazla olabilir ama Fenerbahçe'de üstüne koyarak ilerlemeye devam edecektir. Jesus'un oyun sistemine birebir uygun bir oyuncu diye yazmıştım. Epey de bir tepki yemiştim üstüne bunun. Fenerbahçe'nin oyuncusu defansı Samet mi olmalı diye. Nitekim de gün geldiğimiz noktada yanılmadım. Çıktı ortaya. Samet sağ olsun yanıltmadı. Üstüne de koymaya devam ediyor. Ben şeyden korkuyordum. Dörtlü savunmada Samet garip bir şekilde üçlü savunmada çok daha iyi oynuyor. Dörtlü savunmada bazen ağır kalabiliyor. Serdar Aziz'le hani kıyaslamamın bu anlamda sebebi de Abubakar gibi karşıda atletik bir forvet varken üstüne koyarak ilerliyorken işte kanatlarda Cenk, Getson, Gezal bu oyuncular varken acaba Samet mi Serdar mı Serdar mı da oynamalı? Onu düşündüm bugün. Serdar'ı bir tık daha yakın gördüm sanki. Yani böyle bir maç için daha uygun olabileceğini düşündüm. O anlamda yorumlarınızı merak etmiştim. Yani Korkut Hocam şimdi dediklerini ben de kesinlikle katılıyorum. Haklısın. Ama şuna parantez açmak istiyorum. Serdar tabii artık belli bir yaşa da geldi. O Bir eski zamanlardaki o hırçınlığını, saldırganlığını biraz kaybetti. Yani artık biraz daha nasıl desem biraz daha rakip hücumcu takip eden bir stopere dönüştü. Samet Evet. tam tersi rakibe sürekli basan, hani ısıran, saldıran bir stoper şu an. Ya bu bakımdan ya ben Samet'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Araujo Crespo'yu mu göreceğiz sizce maçta yoksa Araujo Zayt mi? Hangisi oynama? Hangi ikili oynamalı önünde? Yani kesinlikle Arao ve Zayt oynamalı. Ya Arao, yani senin de bildiğin üzere sosyal medyada Fenerbahçe cephesinde Fenerbahçe taraftarlar tarafından çok fazla eleştirilen bir oyuncu zaman zaman ki ben şahsen hani Arao'nun bu kadar eleştirilecek kadar kötü bir futbolcu olduğunu ya kesinlikle düşünmüyorum ki çok iyi oynadığı maçlar var. Ya evet tabii ki de hatalar yapıyor. Ya arkadaşlar yani şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani bir Evet. oyuncu düşünelim. Bu oyuncu sıfır hata ile oynayacak.
ve her maç performans verecek. Bu Casemiro, bu Rodri. Ya bunların burada işi yok zaten. Bunu bir kere önce düşünmemiz gerekiyor. Ya bu o değil. Araujo gayet yeterli oynuyor, gayet iyi oynuyor. Aynı şekilde rakip savunmadan dönen topları Fenerbahçe'nin hücumu tamamlanmadığı zaman harika şekilde topluyor. Ya bunları hepimiz gördük. Yani bir istatistik yapsak kesinlikle incelesek üst sıralarda düşünüyorum. Yanına Crespo yerine Zayt'ı tercih etmemin sebeplerinden biri de Zayt topla birlikte ilerleyebilen bir orta saha. Yani günümüzde futbolda en çok aranan özelliklerden birine sahip kendisi. Crespo maalesef yani form düşüklüğü devam ediyor. O bize izlettiği harika Crespo'yu göremiyoruz. Bunun da tabii ki de etkileri var Zayt tercihimde. Ama söylediğim gibi orta sahadan bir şut tehdidi, bir dribbling tehdidi, pas tehdidi. Ya bunları Zayt'sa bulabilirsiniz ki Zayt'ın da sözleşmesinin yenileceğini dair duyumlar geliyor. Zayt'ın kabul ettiği, Fenerbahçe'de kalmak istediği. Ya bundan dolayı ben bu sözleşme yenilemesinden dolayı formu ve morali de yükselmiş bir Zayt'ın derbide kesinlikle kullanılmasından yanayım. Teşekkürler yorumlarınız için. Özellikle bu ikiliyi merak ediyorum. Aslında herkes şunu söylerken Fenerbahçe için derbide kilit isim, işte en önemli isim Valencia. Valencia'nın olması şart, oynaması lazım. Derbide işte kilit isim o olmazsa zorlanırız. Bana göre öyle değil. Ben güçlü bir orta sahanın maçı çözebileceğini düşünüyorum bu maç üzerinde. Bu anlamda da acaba Araujo Zayt veya İsmail Zayt ikilisi mi oynamalı diye düşünürken Araujo'yu daha çok mantıklı buluyorum. Ayağı çok temiz çünkü ve topu ayağından çok çabuk çıkartıyor. Topla tabiri caizse ayağını aldığında malamat olmuyor. Sakin kalabiliyor, soğukkanlı kalabiliyor. Ki Beşiktaş'ın da tehlikeli orta sahası varken en çok soğukkanlı olabilecek, en çok soğukkanlı davranabilecek, reaksiyon verebilecek oyuncu William Arao. Yanına da İsmail'i ve koyarsak fazla defansif olur. O anlamda Zayt'ı düşünmüştüm veya Mert Hakan mı acaba oynar diye düşündüm. Mert Hakan'ın da ilk 11'de olacağı şeklinde bir duyumlar geliyor. Geldi kulağıma. Ne kadar doğru bilmiyorum. Jesus'un sürprizlerine alışığız. Bu anlamda Araujo Zayt en mantıklı ikili olacaktır. Ama ben Araujo Mert Hakan'a da hayır demem. Sahi içindeki ruhu taşıma, reaksiyon verme açısından. Orta sahada da Arda Güler mi oynar, İrfan Can mı oynar bilmiyorum. Ben Arda Güler'i bu maçta 11'de oynatacağını düşünmüyorum açıkçası. Sana kesinlikle katılıyorum. Arda'nın oynayacağını ben de beklemiyorum ki bana göre oynaması gerekiyor. Bu Yurdan tabii için. Ki de şeyden dolayı değil, hani nasıl desem. Yani ben olaya teknik açıdan bakıyorum. Şimdi Arda 4-1-3-2'nin eğer 4'lü çıkarsa Fenerbahçe Jesus biliyorsun 4'lü evet. Formasyonu bu şekilde çıkıyor. Sağ tarafta olursa Arda'yı karşılayacak isimler sol tarafta Masuaku ve şimdi Masuaku'nun yanındaki stoper işte Kolay olabilir, Tayyip Talha olabilir. Yani ben Arda'nın sağ taraftan gelecek Samuel'le birlikte kesinlikle karşısındaki ikiliye üstünlük kuracağını düşünüyorum. Evet. Arda'nın tekniği yani kesinlikle değerlendirmeli bu maçta çünkü yani rakibin orada zaafı var. Yani orada bir maden var, bu madenin kazılması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın sağ tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin işi, yani kendi solunda Fenerbahçe'nin işi daha zor. Çünkü Beşiktaş'ın sağ beki yani çok daha fiziksel olarak iyi durumda, ikili mücadeleden kaçmayan cesur bir futbolcu. Masuaku biraz sakar bir adam. Ya yani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ya yani bu yüzden kesinlikle Arda oynamalı. Arda aynı şekilde aslında bir söyleyeceğim, tepki çekeceğim diye korkuyorum ama bu maç İrfan Can'ın maçı olabilir diye düşünmüyor değilim. Yani tekniğini kullanabilirse. O Masuaku'nun hani demiştik ya, vereceği boşlukları, sakarlıkları düşününce onları iyi değerlendirebilecek bir isim bir İrfan Can olabilir. Bir de Emre Mor. Hani Emre Mor'un bu maçta ilk 11'de Masuaku'nun karşısında oynaması gerektiğine inananlardan. Eğer ki ilk 11'de başlarsa, Masuaku'nun önünde sağ kanatta başlarsa Fenerbahçe ilk yerden maçı da koparır. Bunu da buraya yazıyorum. Ama tabii ilk 11'de başlarsa. Ya Korkut Hocam, İrfan'la ilgili bu arada yani şöyle bir yorumda da bulunabiliriz. Ya İrfan, İsmail Kartal zamanında da sağ tarafta görev verildi ve o maçlarda da çok iyi performanslar sergileyemedi. Onun dışında evet. Jesus zamanında da genel olarak sağ tarafta rol veriliyor ve çok iyi performanslar sergileyemiyor. Yani burada
Aslında biraz İrfan'a biçilen rolü de gözden geçirmek gerekiyor. Yani mesela şöyle bir düşüncem benim var. İlk sorduğun sorulardan birinde Valencia'nın yanında kim oynamalı diye bir soru sormuştun. Bunda Evet. şöyle bir şey bile yapılabilir. 4-1-3-2'de Valencia'nın yanında işte Rossi, Serdar Dursun ya da Pedro olması yerine orayı İrfan Can'a atıp serbest 9 rolünde Valencia'nın Evet. biraz daha arkasına çekip serbest sahte 9 rolü karışımlı bir rolde denenebilir. Ya Hem denenme atar maçı bu. Ya denenme maçı bu maç mıdır? Ya tabii ki yani başka maçlarda denense daha iyi olur ama ben sağ kanatta vereceğinden çok daha iyi performans vereceğini düşünüyorum. kesinlikle onu ben de geçen hafta aslında bir ara babamla da konuşmuştuk. Neden gizli forvet gibi kullanılmıyor İrfan Can veya Rossi diye. Yani Pedro'yu izlemek yerine Pedro olmadı, tutmadı bir şekilde. Serdar Dursun da oynatmıyorsa orada neden İrfan'ın Rossi'yi kullanmıyor diye. Bu maçta Valencia'nın yanında yine Pedro'yu oynatacağı söyleniyor. Onu denemiş bugünkü muhtemelen 11'de. Valencia ile Pedro'yu da denemiş antrenmanda. Muhtemelen Valencia Pedro'yu göreceğiz. Ama dediğim gibi doğru isim savunmada eğer Omer Halley gibi ağır bir isim, aynı şekilde Masuaku gibi sakar bir isim varken neden savunma arkası atılacak topları Rossi ile değerlendiremez Fenerbahçe diye düşünmek istemiyorum. Hani o anlamda en doğru isim bana göre Diego Rossi veya gizli forvet gibi oynayacak olan İrfan Can olabilir diye düşünmüştüm. Ama tabii bunları Jesus daha iyi görecektir. Çıkartacağım 11'i de ben fazla sorgulamıyorum artık 11'leri. Her maç farklı bir şeyler deneyim. 4-1-3-2 ile mi çıkar ki ben yine 4-4-2 ile çıkacağını düşünüyorum 4-1-3-2'den ziyade. Aro Zayt kanatlarda Rossi İrfan ileride Valencia Pedro ile çıkacak gibi duruyor. Bu 11 ilk yarıda skoru alamaz. İlk yarıda 0-0 11'dir bu. Valencia Pedro kanatlarda Rossi İrfan. İlk yarıyı 0-0 götürür. İkinci yarıda yapacağın değişikliklerle golü bulursa maç kazanabilir Fenerbahçe. Yine ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Bilmem siz bu konuda bana katılır mısınız? Ya söylediğim gibi maç içinde yani Korkut Hocam bir şey söylemek yani oldukça zor. Yani bir nevi kim günündeyse o kazanacak maçı olarak görüyorum ben bunu. Yani bir tarafta yani Abubakar çok büyük bir tehdit. Beşiktaş'ın oyununa maça ortak edecek orta sahaları Gedson, Salih ikisi de yani Gedson dinamizm, Salih akıl olarak çok iyi sezonlar geçiriyorlar ikisi de. İki tarafında defansları problemli. Yani aslında oldukça benzer takımlar baktığımız zaman sadece Fenerbahçe'nin yedek kulübesi daha kuvvetli, daha fazla seçeneği var. Ben maçın olabildiğince 0-0'a uzaması konusunda mesela dakika 60'lar 70'ler 0-0'ları görürsek ben bu işin kesinlikle yedek kulübesi zenginliğinden dolayı Fenerbahçe'ye yarayacağını düşünüyorum. Ama yani futbol bu. Hani top yuvarlak bir şey diyemiyoruz. Dakika 5'te saçma bir hata penaltı kırmızı kartlarla karşılaşabiliriz. Her şey olabilir. Yani söyleyeceklerim bu kadar maçla ilgili. Aslında Fenerbahçe'yi bir adım önüne görmemin sebebi biraz şey. Beşiktaş'ın İstanbul Spor maçını izlemiştim. Orada savunmanın, orta sahaların yaptığı belli başlı hataları görmüştüm. Ve Cenk'in Abubakar'la beraber oynarken ceza sahasına girip pozisyon yönetmede zorlandığını gördüm. Bunu İstanbul Spor'a karşı bu böyle. Hani tabii ki elbette derbinin motivasyonu farklı olur. Derbiye özel hazırlanacaklardır. Ama kazara İstanbul Spor maçındaki gibi bir benzer bir oyunla karşısına çıkarsa Fenerbahçe'nin cezalandırabilecek oyuncuları var elinde. Valencia gibi işte ne bileyim Arda Güler gibi, Emre Mor gibi. Bu isim Pedro değil. Pedro oynayacak gibi gözüküyor. Batshuayi olsa hani maçı kesin alabilir diyecektim. Ama Batshuayi olmayınca hani Pedro gerçekten bir kişi eksik oynatıyor orada. Açıkçası bugün de dedim hatta muhtemelen berabere bitecek gibi gözüküyor baktığımız zaman. Fenerbahçe ve işte Şenol Güneş'in ben Kadıköy'e kazanmak için geleceğini zannetmiyorum. Kadıköy deplasmanında da Şenol Güneş'in galibiyeti yok. Genelde zaten beraberlik için geliyor Kadıköy'e ve maçların çoğunda da berabere kalmış Şenol Güneş. Yine farklı bir oyun sistemiyle geleceğini zannetmiyorum. Çok da keyifli bir derbi de beklemiyorum açıkçası. Bilmem katılır mısınız bu konuda? Beklenenin aksine daha sakin. Kartların pek öyle havada uçuşmayacağı bir derbi bekliyorum. Öyle çok da fazla gol olmayacağı, hani en fazla 2 gol, 3 gol. O bandında dolanacağı bir derbi bekliyorum. Ha, inşallah ben yanılırım ama şu anki görünen köy pek kılavuz istemiyor gibi. Bilmem bu konuda katılır mısınız?
Ya Şenol Güneş tarafına baktığımız zaman Korkut Hocam kesinlikle haklısın. Yani Beşiktaş'ın en iyi kadrolarından birini yönetmiş bir adam. Hani Evet. hepimiz hatırlarız o kadroyu. İşte Negredolar, Taliskalar, Pepeler, Lensler. Ya yani yanlışım varsa beni düzelt. Yani şu kadroya sahip bir Beşiktaş bile teknik direktörü Şenol Güneşken 0-0 bir maç bitirmişti. Ve hatta Fenerbahçe daha fazla pozisyona giren ve galibiyeti kaçıran taraf olmuştu. Yani söyleyecek çok da bir şey yok. Şenol Güneş'in ne yapacağı, ne edeceği yani kestirmek onu da oldukça zor. Şu bakımdan yani kendisi zaman zaman oldukça sakin kalabilirken zaman Evet. zaman da ne kadar kızgınlaştığını görebiliyoruz. Ve bu maç özelinde ya bence sol tarafta Cenk'i kullanmamalı. Yani oraya başka bir isim koymalı. Mesela Redmond olabilir. Redmond Gezal oynayabilir ki bence çok daha faydalı olur. Yani bundan vazgeçecek mi, vazgeçmeyecek mi? Bu da derbi için gayet önemli. Samuel'in ileri çıkışlarında, ani top kayıplarında yani Cenk'in o boşlukları, o kanadı kullanılması yani Redmond'a göre daha düşük kalacaktır. Ya yani Beşiktaş'ın da şahsen nasıl bir ilk 11'e çıkacağını çok merak ediyorum. Pek konuşmadık ama bu maçların iptal olmasıyla ilgili şeyler gündeme geldi. Yani sen de biliyorsun puanlar ne olacak, verilecek mi, silinecek mi? Bunun üstüne Beşiktaş 48 puanı görürse bu maçı kazanması durumunda direkt potaya girecek. Yani Evet. gerçekten çok ilginç bir maç ve ilginç bir hafta bizi bekliyor. Eğer bu karar açıklanmış olsaydı dün, hani eğer o puanlar silinecek olup Beşiktaş bir anda hani 48 puana ulaşacak olsaydı Şenol Güneş Kadıköy'e kazanmak için gelirdi. Ama şu an öyle bir şey yok elinde. Yine kazanmak isteyecektir ama önceliğinin maçı kaybetmemek olacağını düşünenlerdenim Şenol Güneş'in. Bu hep böyle olmuştu geçmişten bu yana. Büyük ihtimalle yine beraberlik için gelecektir. İkinci yarı verirse bir reaksiyon verir. Eğer dakika 60-70'e kadar skorda bir değişiklik olmazsa yine 0-0 olsa ben maçın nasıl aynı skorla biteceğini düşünüyorum. Yani dakika 60'a kadar kim gol atarsa o avantajlı olacaktır. Maçı da kazanan taraf o olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında başka konuşabileceğimiz derbi üzerinde genel olarak bunlardı. Senin eklemek istediğin şeyler var mı derbi üzerine? Yani Korkut Hocam en başta söylediğim gibi yani umarım keyifli bir maç, eğlenceli bir maç olur. Kartların havada uçuşmadığı, omuz omuza mücadelelere faul düdüklerinin çıkmadığı, yani bunların birer omuz omuza mücadele, normal fiziksel mücadele olup hakemin maçı oynanmasına izin vermesini diliyorum. Çünkü yani bizim de buna ihtiyacımız var. Yani gerçekten pozitif havaya eğlenmeye ihtiyacımız var. Ya benim şu hayattaki en büyük eğlencem futbol, maç izlemek. Yani ben Fenerbahçe kazansın kaybetsin. Yani güzel bir maç izlemek istiyorum. İki tarafın birbirini Kesinlikle. tarttığı, sürekli topların pozisyon olduğu. Ya yani orta sahada sıkıcı futbolu ben görmek istemiyorum. Ya yani umarım yanılırsın diyeyim sana. Yani umarım bu tarz bir maç olur. Heyecan verici, eğlenceli bir maç olur. Ya yani böyle söyleyeyim. Teşekkür ederim yorumlar için. Aynı şekilde hani ben de gönül ister öyle olmasına ama biraz rakibin işte teknik direktörü Şenol Güneş'in huyunu bildiğim için az çok iyi kötü bildiğimiz için diyelim hatta hepimiz biliyoruz. O yüzden çok keyifli bir maç olacağını düşünmeyenlerdenim. İnşallah yanılırım. İnşallah keyifli, akrasyonlu. Aynı şekilde hani tamam centilmence olsun ama yer yer o derbi heyecanını, o sertliği, o saha içerisindeki sertliği biraz da olsa yaşayabileceğimiz, sakatlık çıkmadan, kaç çıkmadan yaşayabileceğimiz güzel bir maç izlemek dileğiyle diyelim. Ve yorumların için tekrardan teşekkür ederim. Beni tekrardan kırmadığın için de teşekkür ederim. Bu hafta konuk olduğun için. Son olarak eklemek istediğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Kendine iyi bak Korkut Hocam, ne diyeyim? Teşekkür ederim tekrardan yorumların için. Gece Fener'inde 8. bölümümüzün sonuna geldik. Bu haftaki konuğum değerli spor yorumcumuz Atahan Abacı. Atahan Hocam da kendisi kırmadı, geldi. Çok değerli yorumlar da bulundu, güzel yorumlar da bulundu. Çok da keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığı için tekrardan yayınıma ve sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğendiyseniz abone olmanızı istiyoruz. Abone olup videoyu beğenmenizi ve bunu da paylaşmanızı istiyoruz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
Güzel bir derbi olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz.